Ustativ ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere sizlerden gelen yoğun talep üzerine free enerji videolarına el atmaya karar verdik. Free enerji yani bedava enerjinin tüm ayrıntılarını feriştahına kadar inceleyip tüm gerçeklerini gözler önüne sereceğiz. Şimdi malzemelerimizden biraz bahsedelim. Şöyle bir MDF parçamız var. Şöyle güzelce gösterelim. MDF parçamızın üzerine 12 voltluk bir fan yapıştıracağız. Fanımızın herhangi bir özelliği yok. Bildiğiniz 12 voltluk bilgisayarlarda kullanılan fan. Bunun üzerine 2,5'luk hard disklerde kullanılan, 2,5 inçlik hard disklerde kullanılan bir plaka kullanacağız. Özellikle 2,5 inçlerdekini kullanacağız. Çünkü 2,5 inçlerde kullanılan diskler içi camdır. Üst kısmı metalize edilmiştir. Manyetik alan üzerinde tutmaz, yani yansıtır. Böyle bir özelliği vardır. Bunun için özellikle bunu kullanacağız. Bir de 4 adet iridium bujimiz var. İridiumun da enerjiyi yorgunlaştırma gibi bir özelliği var. Özellikle bu sebepten tercih edeceğiz. Yani farklı bujilerle eğer yaparsanız zaten çalışmayacağını göreceksiniz. 2 tane nüveden oluşan bir bobinimiz var. İridyum bujilerin yoğunlaştırmış olduğu enerjiyi toplayıp tekrardan bizim kullanabileceğimiz hale dönüştürecek bir parça bu. İşte muhtelif çalıştığını gösterebilmek için burada görsel olaraktan direnç ve ledimiz var. Zaten fanımız da çalışacak, yani bu dönecek. Ve son olarak da çelik vida kullanacağız. Özellikle bu içerisindeki manyetik alanı tutması için bir nevi bir kondansatör gibi enerjiyi depolayacak. Bunları da zaten belli bir açıyla yan yana koyacağız. Şimdi montaja geçiyoruz. Lütfen burada görmüş olduğunuz şeyleri yapacaksanız birebir taklit etmenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak bu fanın üzerine 2,5 inçlik hard diskten söktüğümüz o parçayı takabilmek için sıcak silikon süreceğiz. Farklı yapıştırıcılarda kullanabilirsiniz. Pratik olması için bir sıcak silikon kullandık. Tam ortalı yapmanız lazım balansı minimuma düşürmek için. Şimdi mıknatıslarımızı buji adedinde, yani 4 tane olduğunu zaten söyledik. Söylemediysek de şimdi söylüyoruz. En kutupları yukarı gelmesi lazım. Önemli bir ayrıntı. Yaklaşık olarak 90 derece açıyla yapılması yeterlidir. Şimdi bujilerimizin üst kısımlarından tutturmak için buraya 4 tane delik açmamız gerekiyor. Şöyle yaklaşık olarak yerlerini belirleyelim. Çapı 1,5 milimetre olan emaye telden bir kalem pilin üzerine toplamda 6 tur sarıyoruz. Şöyle 10 santim boşluk bıraktıktan sonra sarımlar mümkün mertebe dip dibe olsun. Çok öyle ayrık olmasın. Evet, videonun en başında söylemediğimiz burada 63 voltluk ve 15 nanofaradlık bir kondansatörümüz var ve artı eksiği buraya yazdık. Tekrar şöyle bir kısaca özetleyeyim. İridyum bujilerimizin, bu arada bunların
açıları çok önemli. Şöyle birbirine bakması gerekiyor. Burada da küçük bir kayıklık var. Bunlar olursa çünkü çalışmayacaktır. Evet. Bobinleri yaptık. Şunları birleştirmek için kullandık. İsterseniz kremez falan da kullanabilirsiniz ama yine de çelik kullanılması burada daha faydalı. Bunları yaptıktan sonra şurada şok bobinimiz var. Yani bir nevi iki taraflı şok bobin. Yani bildiğiniz trafo gibi çalışıyor burada. İridyum bujilerin üretmiş olduğu, yani yoğunlaştırmış olduğu enerjiyi burada bizim fanımızın algılayabileceği bir enerji formuna dönüştürüyor. Ve aynı zamanda üzerindeki neodimiyum mıknatısların ilk o enerjiyi aldıktan sonraki enerji dönüşümünü yapıyor. İşte bu çok önemli bir parça burada. Aynı zamanda hem döndüğünü görebilmek için hem de görsel bir burada bize faydası olsun diye bir LED'imiz var. Şimdi artık bir deneme zamanı geldi. Bir de son olarak bir mıknatısımız var. İlk enerji verildikten sonra bobinin uygun yerine bunu bağladığımız zaman, yani yerine denk geldiği an açısal olaraktan dönmeye devam edecek. Şu an zaten herhangi bir etkisi yok. İlk enerjiyi vermemiz gerekiyor. Sayın rejiden bir destek alabilirsek. Ben de bir, evet, şöyle bakalım sayın reji. Bir bırakalım, olmuş mu? Yok, olmadı. Ben açısını falan değiştireyim, bir bakalım. Şöyle bir bırakalım. Bu da olmadı, evet. Şöyle acaba bir şey yapsak? Bir bırakalım. Yine olmadı. Şöyle acaba, evet. Tekrar deneyelim. Bırakalım bir. Ah! Oldu. Oldu. Çalışıyor. Bir voltaj ölçümü yapalım mı? Şöyle şuradan bir voltaj ölçümü yapalım hemen. Aa, böyle bir şey olamaz ya. ...6.16 volt. Daha büyüğü yapılırsa belki 15-16 volta kadar ya da buji sayısı artırılırsa belki yani çıkabilir. Şimdi şöyle bir gösterelim size. Altında, yanında, sağında, solunda herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir enerji kaynağı vesaire yok. Şurada bakın. Mıknatısı aldık ve işte gitti. Bu kadar basit. Sayın arkadaşlar, mıknatısın işte o bobine yapmış olduğu şuradaki ilk tetikleme ile ki sonucunu görüyorsunuz. İşte bu kadar basit ya. Bedava enerji, bu kadar basit ya. İşte bunlar hep Amerika'nın oyunu. Şu kadarcık bir parçayla bizim gelişmemizi istemiyorlar. Evet, Usta TV'nin sayın izleyenleri, bu kadar illüzyon yetsin mi? Bence yetsin. Şimdi şuradaki mıknatısımızı alalım. Buradaki mıknatıs ne işe yarıyor? İç kısmına koyduğumuz RID kontağı tetiklemeye yarıyor. Biraz önce parmağımdaydı. Yapıştırdık. Allah sizi inandırsın. Japon'u yapıştırınca buraya bir yandı ama gerçekten eziyet çektim diyebilirim. Şimdi biz normalde bir projede kesinlikle bu kadar uğraşmayız. Çünkü her şey mantık çerçevesinde çalışır. Atıyorum pili koyarsınız, DC-DC konverter takarsınız, motoru çalıştırırsınız, neyse hepsinin mantığı vardır. Fakat burada bir mantık olmayınca 4-5 saattir bunu nasıl böyle mantıklı gösteririz hesabında uğraşıyoruz ama yani şöyle bir bakıyoruz, güzel bir şey çıktı, bayağı asortik yani şurada nereden baksanız bobinler, işte iridyumlar, açılar falan. Bayağı böyle işin illüzyonu var. Fakat şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Bu tarz hokkabazlıklara inanmayın. Free enerji, beleş enerji, öyle 3 kuruşa 5 köfte, 6 kuruşa 12 köfte kampanya, öyle bir şey yok. Bir sefer şundan bahsetmek istiyorum. İnsanoğlu enerjiyi yaratamaz.
enerjiyi dönüştürebilir. Ne yaparsak yapalım, nasıl şekilde yaparsak yapalım, biz burada enerji harcamadan kesinlikle enerji üretemeyiz, enerjiyi dönüştüremeyiz. En iyi ihtimalle, bakın en iyi ihtimalle buradan 1 watt enerji verirsek diğer taraftan 1 wattlık enerji alırız. Öyle bir şeyin bile mümkün olmadığı fizikçiler tarafından zaten konuşuluyor. Enerjinin korunumu yasası. İçerisinde bir dünya sürtünmeler veya kayıplar olan bir sistemden zaten 1 watt verip 1 watt almanız mümkün değil. Şimdi kamera arkasında bu yapmış olduğumuz düzenekteki yapmış olduğumuz bu üç kağıtçılığı rahatlıkla görebilin diye şimdi ekrana getiriyoruz. İşte şimdi her şeyi ifşa ettiğimiz yere geldik. Ahşabımızın şu iki tarafına, yani iki köşeyi, iki kenarı birleştirdiğimiz yere bir tane delik açacağız. Ve o delikten bir tane 12 voltluk bir pil takacağız. Bu piller genelde otopark kumandalarına ya da araç kumandalarını çalıştırmak için üretilmiş. Gücü düşük fakat bizim fanımızı video çekecek kadar çalıştıracak bir pil. Bir de bunun içerisine devreyi tamamlamak için rid kontak koyacağız. Rid kontaklarda manyetik alanla çalışan bir sistem vardır. Mıknatısı yaklaştırdığınız zaman devreyi açar ya da bazılarında kapatır. Biz devreyi tamamlayan olan, yani o rid kontaklardan kullanacağız. Normalde açık olanlarından. Şimdi deliği açacağız ve içerisine malzemelerimizi yerleştirmeye başlayacağız. Gecenin bu saatinde çekirgenin sesi de, çekirge mi ne bu, cırcır böceği. Cırcır böceği, en sevdiğim. Çok güzel bir sesi var. Kurbanın da sesi güzel ya. Bunu da seviyorum. Evet, doğanın notaları güzel aslında. Evet. Şimdi yapmış olduğumuz tüm hile hurdayı gizlemek üzere şu mavi bantları, yapışkan bantları MDF'nin kenarına yapıştırmaya başlayalım. Bunları ütü, buharsız bir ütüyle özellikle ısıttığınız zaman buraya yapışır. Altındaki yapıştırıcı yumuşar ve yapışır. Sonra çıkıntılı kısımlarını bir maket bıçağıyla kesersiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Demeden önce bir sonraki videomuzda nano kristal teknolojisiyle görünmezlik pelerininin yapımını göstereceğiz. Evet, nano kristal teknolojisiyle görünmezlik pelerininin nasıl yapılacağını. Ya bırak bunu, bildiğin yeşil seccade bu, üst komşudan aldık kardeşim ya. Evet. Green screen bu ya, bildiğin yeşil ekran ya. Bu kadar abartmayın bunları. Hayır, bir şey yok. De haydi söyle. Evet, bu videomuzu teknik bilgisi olmayan insanların şarlatanlar tarafından hokkabazlıkla kandırılmaması için çektik. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna, o çan işaretine tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Oynama, pili bitirdin ya. Patron ödesin, boşver ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Bayağı da dönüyor ya. Nereden baksan bedava enerji. Başkası ödedikten sonra her türlü bedava zaten.